bir insan aç saçını kimse hiçbir şey yapmam demesin. Açlık başka her şey, bir şey. Her şey olabilir. Ay her şey insan dersin. Yaşamak için kahve çalmak ne demek yani? Tamam şimdi o da marketten kahve çaldı diye sen de ondan para almayacaksın ama şimdi o iş ayrı mevzu, bu iş ayrı mevzu. Onu da söyleyeyim de. Abla ben parasını almadım işte. Pardon, ben kendimi beni polis falan yakalamadı. Söylemek istiyorum. Kendisi beni polis falan yakalamadı diyor mu? Ano, atashi wa itsumo sono okane no koto de naima sareteta. Atashi no okane wa akifu ga itsumo. Sen de Japonca biliyormuşsun, konuşsana. De seikazuki mo kurenai. De atashi wa. Şu Unicorn'un sesini duyabilir miyim arkadaşım, sesçi arkadaşım? Bu kadının sesi bizim normal sesimizden daha kısık. O yüzden bizi 3'e getiriyorsan onu 5'e getir ki duyalım. Daha ne kadar söyleyebilirim anlamıyorum ki. Niye bana ekranda bunları söyletiyorsunuz ya? Sen söylese de duyabiliyor musun? Sen niye söylemiyorsun ben söylemeden? Sen de stüdyo şefisin ya. Demo, o kane ga nai ittoki nagara itsumo 1 kai 26000 mo haratte seifuzoku ten ni kayotteta. Parasının olmadığını söylüyordu ama 1 kai 26000 yen. Gece hayatından da vazgeçmiyordu. Seifuzoku ten ni kayottete itsumo. Mehmet abi onlamış. Sor bakayım kahve meselesini. Sen sor biz din şey yapım neymiş? Ne, beni polis yakalamadı diyor. Yumi. 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 Nani? Nani? Dashi sa zutto Akifu ni denwa shite. So ka keisatsu kara Aki ni denwa kita no? Bu karakoldan sana telefon geldi mi? Ben telefon açtım. Ben telefon açtım diyor. Nedenini biliyor musun? Watashi ga o kane ni komatte ru kara. Benim param olmadığı için, zor durumda olduğum için. Soka keisatsu kara Aki ni denwa kita ra na? Yumi ga drobo shita de denwa kita yo. Sana telefon geldi değil mi? Hayır. Ben sana telefon ettim. Watashi ga anata ni denwa shita. Ben sana telefon ettim. Karakoldan telefon gelmedi. Ben sana telefon ettim diyor. Ben seni aradım. Peki beni ara... Nande denwa shita no? Niye beni aradın? E? Dakara... Watashi wa anata ga itsumo watashi sen çünkü bana paramı geri iade etmediğin için bana günlük yaşamımı, masraflarımı çıkarmak için de para vermiyordun. Bu yüzden zor durumda kalmıştım. Bu yüzden seni aradım. Watashi wa wazato. Yok abla, yok, yalan atıyor. Polis beni aradı, dedi ki ne Sakakami Yumiko buradan hırsızlık yaptığı için biz yakaladık. Karakola götüreceğiz. Gelebilir misiniz? Ben de gittim, parayı ödedim. Marketçi bile şikayetçi olmadı o zaman. Marketçi şikayetçi bile olmadı parayı ödedikten sonra. Ben sana telefon açıp... Tamam şimdi biz ne yapalım yani, ben anlamadım ki market kahve meselesi. Çocuğum senin burada imzaladığın kağıtlar var işte, gel bak sen de imzana. Senin pasaportundaki imza ile buradaki imza da aynı. Tamam bakarım abla, sorun değil. Tamam gel o zaman. Ondan sonra varsa da borcun getir. Kadın da gitsin Japonya'ya istemiyorsan. Hı. Ne yapalım yani? Hiç borcu yok. Abla bende borcu yok yine. Siz sorabilir misiniz? Akif'e parayı elden mi vermiş, hesabına mı atmış? Bayiye mi vermiş? İşte bu kağıtlar doldurulduğuna göre Mehmet Akif bu kağıtlar doldurulduğuna göre demek ki bu parayı sana vermiş. Bu para karşılığında bu kağıtlar doldurulmuş. Yoksa bu kağıtları niye doldurasın? O paraları almasan. Anlamadınız beni, demek istediğimi. Bana para elden vermedi. Sadece kendisinin gidip bayiye parayı teslim ettiğini biliyorum. Ama o bir tek ondan bahsetmiyor ki, kamyon için de para babasını verdim diyor. Babasını da arayın sorun. Bir tane senin yanında çalışan varmış, onun için de 500 bin yen verdim diyor onun tedavisi için. Sonra zaten o parayı da ona vermemiş, anlattılar çalışanları seni dolandırıyor diye diyor. Yok abla yok, kamyonu ben kendim peşin aldım. Başkasından aldım. Kendisinden alakası yok ki kamyonun. Kimden aldı borç parayı o zaman? Tokorozova diye bir Pakistanlı'dan almıştım. Abi Birleşmiş Milletler gibisin ha. Seni alsınlar Birleşmiş Milletler'e şey göndersinler. Oğlum nereden gidiyor? Gaziantep'ten Japonya'yı nereden buluyorsun? Oradan Pakistanlı buluyorsun. Ondan borç alıyorsun. Ondan kamyon alıyorsun. Japon kadını buraya getiriyorsun. Abla Japonya'da olduğun için her türlü insanla karşılaşıyorsun. Tamam da sen niye herkesten borç para alıyorsun? Biriktirirsin alırsın.
O zaman şu anladım ki ne kendisinden borç abla. E Pakistan'dan aldım dedin ya az önce. Ha kamyonu mu Pakistan'dan arabayı, aldın? Arabayı kamyonu Pakistanlı'dan aldım. Ya. Tamam hangi parayla aldı? Kendi çalıştığım parayla hesabıma giren size defterimi de getireyim hesabıma giren paraların. Peki sence o zaman... Bir saniye bekleyin. Peki, bir saniye bekleyin getireyim istiyorsan. Bir dakika dur sence dur getirme sen buraya gel. Peki bir şey söyleyeceğim. Yumiko niye geldi o zaman buraya sence? Yumiko'nun demek arabayı aldığım şirkete kendisi geri iade ettiği için geri kalan borcu kendisi ödemiş. O da diyor ki bana benim o parayı ver diyor. Benim arabam nerede o zaman? Ya ne kadar bir borçtan bahsediyoruz yani? Ben aynı abla taksitli olduğu için 4-5 milyon o zaman borcu kalmıştı arabanın. Ha, o yüzden işte diyor 4 milyon 550 bin Japon yeni diye. 585 bin TL karşılığı. Aynen bu da o arabayı teslim ettiği için o arabanın diyor sen almıştın diyor borcunu diyor bana vereceksin diyor. E doğru diyor. Ben de kendisinden ayrılırken dedim ki ne bak arabayı istiyorsan sana vereyim. Kendisi dedi araba bana lazım dedi götüreceğim Vakayama'ya dedi. Babam gelin oraya götüreceğim dedi. Eğer istemiyorsan dedim ben kendim satacağım dedim. O geri kalan borcu ödeyeceğim. Yok dedi ben babam güle götüreceğim Vakayama'ya. O zaman peki ben gelirken bile kendi kamyonlarımı, kepçelerimi, her şeyimi sattım. Niye sen Japonya'dan toparlanıp geldin? Güzelmiş orada senin işin. Kepçelerin varmış, kamyonların varmış. Evet abla kendi şirketim vardı. Niye sattın? Hacizleri falan da varmış şirketine. Güzelmiş işte işin, kamyonlar falan alabiliyorsun. Türkiye'ye dönmek istedim artık. Ha. Babam oradaydı. Babam da döndükten sonra artık kendim de dönmek istedim. Anladım. O zaman neden senin şirketini düzgünce böyle kapatıp mı Türkiye'ye döndün? Çöplerle dolu değil mi bıraktığın yer? Fotoğrafları var. Videosu var. Atık çöpleri, inşaattan kalan atık çöpleri biriktirdiği alan var. Bir şey söyleyeceğim çöpleri ya. Mi? Ay yani bir şey söyleyeceğim. Ne anlamamış gibi yerde yapıyorsunuz. Ben zaten kadın Japonca konuşuyor. Sevgili misiniz bu? Niye anlamıyormuş gibi yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki işte kadın ne dediğini anlıyorsun. Abla kulaklıktan sesiniz gelmiyor. Vuslat'a geliyor. Vuslat kendi kulaklığını ver. Vuslat soruyor sana. Bir şey söyleyeceğim. Bu kolye ne oldu? Kolye amcana sordun mu kolyesi neredeymiş? Kendisine yaptırıp verdiğimizi söylediler. Ha ne dedi amca geri mi verdim dedi. Ben boynuna taktım. Şimdi ben hatırladım. Evet. Ben amcasıyla buluşmadım ondan sonra. Bana nasıl geri verdi? Ne olduğu için? Kendisinin o eski kolyesi ince olduğu için biz kendisine altın kolye bile yaptık. Yani yüzüklere bile altın değil diyor ona şaşıyorum. Hepsini gittik altın aldık. Kolyeyi geri vermişler. Ama senden aldığım yüzükler imitasyondu. Benim kendi kolyemi bana geri vermediler. Ara bakayım bir amcanı bakayım ben bir hoparlörden bir amcanla bir konuşabilir miyiz? Ben de konuşabilir miyim? Tabii buyurun buyurun. Yok bakayım bir hoparlörden duyarız. Buyurun babası da bir şey söylemek istiyor herhalde. Alo. Amcan mı? Can. Efendim abi? Şimdi canlı yayındayız da. Evet abi. Kolyeyi nasıl yaptık biz? O kırlanta 14 ayar mı? Evet. Onun tamirini yaptık abi. Evet. Yumiko'ya da verdik. Kendisi yapıyor. Kendisi tamir yaptığı için. Evet. Kolyenin yapmışlar zincirini geri verdik diyor.
Abla ikisini de zaten kolyenin zinciri ikisine kendisine takılıydı verdik. Zaten kolye zincirle bir de çıkmıyordu, ince bir zincirdi. 0.30 ile 0.50 karat arasıydı. Tamam, teşekkür ediyorum Can Bey. E söylesen tamam, işte canım. Japonca Yumiko'yu oradan oraya oradan oraya. Ben sana teslim ettim. Söyle neyse işte Japoncasını. Müge Hanım. Dur bir saniye abi, bir kolye meselesini hallet. Söyle Yumiko'ya. Bir dakika abicim, bir dur. Mehmet abi söylesene Yumiko'ya o zaman. Yumi şuri işler abi. Yumi çanta şuri işler abi. Vataş da yok. Tamir edince sana geri verdim. Vataş morat denay yok. Ben almadım. Usu baka yuvanay de. Yalan söyleme. Çanta vataş da yok. Kaç kere sana? Cıbı mı? Kore'de yiyor. Çıttan de iş o. Sen kendin de tamam bu böyle oldu demedin mi? Adashi wa nankai mo adashi ga Nihon kara ay ben sana Japonya'dan kaç kere iPhone no case to Japonya'dan camı omiyage mo katte ve sana hediye olarak getirdim. Kolye'deyiz. Ne kuresin o kadar şey o. それは持ってきたよ。でもその時に私ネックレスも修理してもらったの返してもらいたかったから。ben bunları bu sırada senden yani bunları geri istedim kaç kere? 連れて行って連れて行ってって言っても。Sana beni o dükkana geri götür, kuyumcuya götür, alalım dedim ama. 全然連れて行ってくれなかった。Sen beni götürmedin. いつも忙しい。で私が秋子が。ちゃんと連れて行った私だよ。götürdüm verdim. ちゃんと私だよ。götürdüm verdim. Hayır almadım. Şimdi bu kadın Japonca konuşuyor da. Siz nereden öğrendiniz bu kadar iyi Japonca? Siz anlaştığınıza göre sen nereden öğrendin? Japonca bölümü mezunuyum. Ben mi? Helal olsun Japonya'da ya. Japonya'da yaşadığım için öğrenmiştim. Üniversitede böyle Japonca bölümü mezunu böyle güzel Japonca konuşuyor yani. Yüksek lisansımı da Japonya'da yaptım o yüzden. Abla 10 senedir Japonya'da. Yoksa ben de gireyim diyecektim. Çok hoşuma gitti ya. Sen kaç senedir Japonya'daydın? Ne güzel anlaşıyorsunuz maşallah. Hoşuma da gitti ha. 10 senedir abla. Abi ben artık üniversitede böyle yerlere gireyim ya. Hem programa da faydası olsun yani. Ama bayağı çalışmak lazım Japonca'da. Zor. He? Zor ama çok güzelmiş zor. Ya. Evet benim de çok hoşuma gitti şimdi bu Japonca konuşma meselesi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.